biricik karım dayan, nur topu gibi bir çocuğumuz olacak. Tamam kocacığım tamam. Galiba çocuk geliyor. Az sonra. Korkunç ev ve King Kong uçurumdan yuvarlanmış ve King Kong korkunç evi yenmişti. Hayır, başım çok ağrıyor. Hayır, karımı çok özledim. Tabii korkunç ev, tabii biz de inandık. Yenildikten sonra direkt karımı özledim de. Ulan korkunç ev, seni serbest bırakalım diye yapıyorsun emin değil mi bunu? Bırak bize bu ayakları korkunç ev. Biliyoruz senin yalan söylediğini. Hadi sökül. Aynen öyle korkunç ev. Hadi yürü, hapise atacağız seni. Değil mi bebek polis? Aynen öyle King Kong abi. Hemen hapse atacağız bunu. Lütfen arkadaşlar, gerçekten çok pişmanım. Evet, kötülük yaptım. Ben bir kötü karakterim ama gerçekten benim karım var ve hamile. Ne? Hamile mi? Sen doğru mu söylüyorsun? Bak, size yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Benim biricik karım var. Seni çok kötü yaparım ha, ona göre. Ve 300 çocuğumuz olacak. Şu anda hamile. Lütfen tamam kardeşim, var git yoluna. Kerem komiseri de bize teslim etmen lazım. Yoksa hayatta bırakmam seni. Aynen öyle korkunç ev. Benim biricik babamı, Kerem komiseri bana vermeden seni hayatta bırakmam. Hemen babamı ver lan. Tamam arkadaşlar tamam. Hemen Kerem komiseri de size veriyorum. Zaten Kerem komiserin de sesini duyuyorsunuz. Baksanıza nasıl çıkart beni diyor. Şimdi çıkartacağım onu. Hadi ya, hadi çıkarsan artık hadi. Tamam, şimdi hemen çıkartacağım onu. Lütfen sakin olun. Tüh. İşte çıkardım. Lütfen beni serbest bırakın artık. Benim 300 bebeklerim var. Umarım biricik kocacığım buradadır ya. Neredesin korkunç evim? Neredesin biricik aşkım? Neredesin? Oh canım be babam, yaşasın. Babam. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Allah Kerem komiser, bir ev seni bu kadar yaşlandırdıysa. Canım babam, beni bir daha bırakma olur mu? Lütfen, seni çok seviyorum. Bırakmayacağım oğlum, sana söz veriyorum, bırakmayacağım. Tamamdır, artık sizi içimden çıkardım. Artık bana misafir olarak gelmeyin. Şimdi biricik karımın yanına gidiyorum. Neredesin karıcığım, neredesin? 300 bebeklerimiz nerede? Ya baba, bir şey söyleyeceğim. Korkunç evin bebeklerini çok merak ediyorum ya. Hadi arkasından gidelim hadi. Biricik aşkım neredesin? Neredesin? Çok korkuyorum, tek doğru. Aa işte evet, karımın sesini duyuyorum. Bekle karıcığım, geliyorum. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Aşkım buradayım diyorum ya. Neredesin aşkım? Cevap ver. Aşkım buradayım diyorum ya, yeter ya, görmüyor musun yoksa? Ay ne kadar romantik ya. İlk defa görüyorum, iki tane ev birbirine çok aşık ve kadın hamile. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Gerçekten çok saçma ya, böyle bir şey olamaz ama yine de aşıklar. Baksana şu tipleri, ay minnoşları. Ya baba, her şey çok güzel de kadın hamile değil mi ya? Yani korkunç bir karısı. Evet oğlum, şu anda kadın hamile olduğu için hemen bunu hastaneye götürmemiz lazım. Hemen bebek surat'a haber vereyim de hastaneye hazırlasınlar. Tamamdır Kerem komiser, kurtulmanıza çok sevindim. Ben de hemen geliyorum. Geliyorum gelmesine de korkunç ev nasıl hamile kaldı ve nasıl çocuğu oldu ya? Bir de 300 müymüş? Oha! Vay başımıza gelenler. Kocacığım hemen hastaneye gitmemiz lazım. Dayanamıyorum. Şu anda yaşasın. Baba oluyorum be. Baba oluyorum baba. Yaşasın be Kerem komiser. Görüyorsun değil mi? Görmez olur muyum? Hayatımda baba, ilk defa görüyorum. Haber vermemiz lazım. Kocacığım gerçekten dayanamıyorum. Artık son raddedeyim. Tamam galiba tamam, birazcık daha dayan lütfen. Bak hastaneye az kaldı. Şimdi bütün her şeyi halledeceğiz. Doktor bey, şu anda hayatınızda ilk defa göreceğiniz bir şey yaşayacaksınız. Allah Allah ya, ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Bu da ne böyle ya? Galiba hamile doktor bu. Doktor bey, şu anda çok kötüyüm. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor ama lütfen bana yardım edin ve beni doğum yaptırın. Tamamdır, bu konuda size çok yardımcı olacağım ama hastaneye alamam sizi. Yani başka bir yerde yardım edeceğim. Oğlum sen şimdi yardım edeceğiz dedin de hayatımda ilk defa bir evi doğum yaptıracağım ya. Böyle bir saçmalık olur mu he? Yapacak bir şey yok kanka. Yoksa bunlar bizi yer. Hemen ameliyathaneye almamız lazım. Buyurun. Allah ya, bebek Doktor bey lütfen karıma yardım edin ve lütfen bebekleri sağ salim çıkartın. Oh. O halde pekala. Hemen ameliyathaneye almamız lazım sizi. Şu anda tamamen doğum aşamasındasınız. Hadi boş durmak yok, çabuk. Ya baba bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an şoktayım. Vallahi oğlum bana sorarsan ben de şoktayım ya. Yani tam tamına bir saat önce ikimiz de ölüm kalım savaşı verirken şu anda bizim düşmanımız olan korkunç evin karısının doğumunu izleyeceğiz ya. Tamam, olamaz öyle bir şey. Bir saniye geçebilir miyim korkunç evden? Tamam geçtim. Ya siz şimdi büyüksünüz ya, sizin o bebeklerinizi biz taşıyamayız, o yüzden bunu da taşıyacağız. Ya Bebek Surat, bu arabayı kullanmak basit midir he? Basit doktor bey, sadece ileri geri yapacak, başka hiçbir şey yapmayacak. Of ya, gerçekten çok heyecanlıyım, ilk defa bir evi doğurtacağım. Of. Hadi ben başlıyorum. Aşkım sakın panik yapma, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. 3 tane bebeğimizi alıp buradan güzel bir şekilde gideceğiz. Aa. Tamam aşkım, sen dua et, tamam mı? Sağ salim çıkarız bu hastaneden inşallah. Of, çok heyecanlıyım. Tamam arkadaşlar, ben de hayatımda ilk defa ev doğurtacağım. Hadi bakalım, dua arkadaşlar edin. Kusura bakmayın, sizi de çok ama çok korkuttum. Ama ne yapacağımı bilmiyordum. Yani şey... Allah korkunç ev, kusura bakma da özrünü hiç kabul etmeyeceğim ya. Pantolon kalmadı oğlum işemekten. Hiçbir pantolonum yok şu anda, hepsini yıkıyoruz. Valla çocuk yanımda olduğu için... Vallahi utandığım için işemedim ben altımı. Vallahi baba hiç öyle değildi evin içinde ya. Bayağı da bir korkmuştun. Şimdi derin derin nefes al, tamam mı? Doğuma başlıyoruz. Tamamdır, ben şöyle birazcık yaklaşayım. Ha? Şunu da şöyle kaldırdın mı tamamdır. Doktor bey çok korkuyorum ya, çok korkuyorum of. Tamam nefes alıyorum. Galiba geliyor. Evet arkadaşlar, baksanıza bebek sesi geliyor, galiba baba oluyoruz. Yani korkunç ev baba. Allah ya, ilk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum ben. Artık sadece insanları değil, artık evleri de doğum yaptırıyoruz be. Oh be, benim biricik kızım. İyi ki doğdun bir tanem. Oh, yaşasın be, yaşasın. Çok mutluyum, çok. Hayır bana göstermeyin. Dayanamam şu anda, ağlarım. Of, canım kızım, biricik kızım, aşkım. Oha, inanamıyorum ya. Değil, bu kadar mı tatlı? Şunun tatlılığına bak. Ay, yerim. Baba şunun tatlılığına baksana. Lütfen bir tane ev alalım. Lütfen baba, lütfen. Tamamdır korkunç ev. Galiba bu kadar. Hayır doktor bey, ne bu kadarı ya? Tamına 2 tane daha bebek var. 3 üzüm vardı benim. Gel bakayım babaya. Gel bakayım. Of, nasıl yürüyor ya benim biricik kızım. Büyüyecekmiş de ev mi olacakmış? Villa mı olacakmış? Apartman mı olacakmış? Lan ne kadar saçma bir şey ya. Ulan eve bak ya. Evden bebek mi olur? Allah Allah. Ama gerçekten çok tatlı ya. Pembe şuna bak. Çok güzel bir ev. Oğlum ev güzel olmasına da yani garip ya. Ev nasıl bir bebek olur ya? Evden bebek mi olur? Bu ses de ne? Tamam hadi çabuk ol. Biricik kızım, galiba sana kardeş geliyor. Yaşasın be, yaşasın. İnanamıyorum ya, bu da erkek çıktı. Of, bir tanem benim, erkek oğlum, canım oğlum. Büyüyünce gökdelen olacak. Evet büyüyünce gökdelen olacak ya. Nasıl bir yerdeyim ben böyle, of. Gerçekten çok garip ya, böyle bir şey olamaz. Baksana, bir tane daha ev bebek çıktı, bu da erkek. Allah ya, bir de erkek ev çıktı. Allah'ım yarabbim, inanamıyorum ya. Ah canım oğlum benim, biricik oğlum. Seni var ya gökdelen yapacağım. Sen var ya 10 kaçlı, 20 kaçlı. Ya baba gerçekten biricik inanamıyorum ya. Şu anda gerçekten şoktayım. Ya görüyor musun? Oğlunu gökdelen yapacak mı? Üzgünüm oğlum, üzgünüm. Seni gökdelen yapamadığım için. Çok üzgünüm, affet beni. Ben geldim. Açılsanıza yoldan. Doktor şu anda hiç halim mecalim kalmadı. Ama içinde bir tane daha bebek var. Dayanman lazım korkunç ev. Sakın pes etme. masum bir bebek. Şu anda öyle bir konuştum ki sanki satılık ev ilanı veriyorum ya. Gel buraya bakayım canım oğlum, gel babaya doğru yürü, gel oğlum gel. Hemen babacığım, geliyorum hemen, geliyorum. Kız kardeşim selamun aleyküm. Abiler size de selamun aleyküm. Buyurun bana misafir olmaya bekleyin. Aleyküm selam kardeşim, yani aleyküm selam ev. Geliriz misafirliğe, sen çok bekle. Doktor bey galiba son bir bebek kaldı. Onu da doğurduktan sonra doğumum bitiyor değil mi? Evet korkunç ev, son bebek geliyor. Allah Allah ya, bu bebek sesi de ne? Oha lan, bir tane daha bebek mi var? Evet benim çocuklarım, bakın bir tane daha kardeş geliyor. Gel buraya oğlum, gel buraya biricik canım oğlum. Ya gerçekten inanamıyorum ya. 3 tane bebek ev var gözümün önünde. Hayatımda ilk defa ve son kez kardeşim gel şey gel. Burada küçük bir köy açacağız, tamam mı? Bir benim, 2 kız kardeşim, 2 tane de annemle babam var, bir de sen varsın. Oho tamamdır. Geldim geldim kardeşlerim. Aleyküm selam hepinize. Bana kiracı buldunuz mu? Evimde oturacak birisine ihtiyacım var şimdi. Allah Allah ya, daha yeni doğdu kiracı arıyor, şunun tipine bak. Hadi kocacığım artık bebeklerimi de doğurdum. Haydi eve gidelim. Çok güzel yemekler hazırlayacağım sana bugün. Tamam karıcığım tamam, ama eve gitmeden önce Bebek Surat'a bir şey söylemem lazım. Allah Allah korkunç ev ya, ne söyleyeceksin, gerçekten merak ettim. Ulan ben burada hayatımın şokunu yaşadım. Bebek ev gördüm, bana bir şey söyleyecekmiş ya, şuna bak. Bebek Surat biliyorum sizi çok ama çok korkuttum. Ama gördüğünüz gibi tam tamına 3 tane bebeğim var. Ellerinizden öper. Birisi erkek oğlum, 3+1 ev. İkincisi de erkek oğlum, büyüyünce gökdelen yapacağım onu. Son olarak da kızım. Onu da ileride güzel bir villa yapacağım. Ya baba sana bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar saçma bir olay ya. Baksana bebek ev oldu. Bunlar büyüyünce villa olacakmış. Gökdelen olacakmış. Oğlum galiba insanlardaki şey gibi düşün ya. Mesela sen büyüyünce polis olacaksın ya. Hani bu da büyüyünce gökdelen olmak istiyor. Valla bizi çok ama çok korkuttun korkunç ev. Ama yine de sıkıntı yok, bir şey olmaz. Hadi çocuklarını al. Buradan güzelce git. Az kalsın buradan çekme git diyecektim ya. Ulan yine bizi yiyecek diye çok korktum. Allah'tan birinden... Hadi aşkım Bebek Surat'a da teşekkür ettiysen artık eve gidelim. Çok ama çok mutluyum şu anda. Yaşasın da yaşasın. Hadi o zaman karıcığım gidelim eve. Arkadaşlar vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işten bir şey anladıysam, bugün bir şey anladıysam var ya... Beni bu Minecraft'ta görmüşsünler. Ulan ilahi Bebek Surat abi ya. Ulan Bebek Surat vallahi güldürdün bizi.